Herkese günaydınlar. Umarım herkes sağlıklıdır. Bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şey herhalde sağlıklı olmak. Ne mutlu ki bir hafta yapay zeka konuşabiliyoruz Türkiye'de. Bu kadar çok kullanım senaryosu, bu kadar çok uygulamayı görüyor olmak, dinliyor olmak hepimiz için çok öğretici ve gelecekle ilgili de bizi heyecanlandırıyor. Biz bugün Borusan Holding bünyesindeki iki şirket temsilcisi olarak bizlerin hayatında yapay zeka nasıl yer buluyor? Biraz bunu anlatacağız. Tabii bu sohbeti sevgili Mehmet'le birlikte yapınca benim için çok değerli çünkü ciddi bir dönüşüm içerisindeler. Bu dönüşüm hikayesini de dinlemek, yani bir lojistik şirketinden bir teknoloji şirketine doğru evrilme yolculuğunu dinlemek de çok keyifli olacak. Mehmet, istersen seninle başlayalım. Lojistik sektöründe karlar düşüyor, rekabet çok artıyor, ciddi zorluklar var. Siz bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapıyorsunuz? Yapay zeka nerede hayat buluyor? Mustafa'cığım günaydın. Hakikaten senin de dediğin gibi lojistik sektörü dünyadaki büyük sektörlerden biri. Yani 84 trilyon dolarlık dünya ekonomisi içerisinde 4,8 trilyon gibi önemli bir yere, hacme sahip. Türkiye ekonomisindeki yeri dünya ekonomisine göre daha da yüksek. İşte yaklaşık 760 milyar dolarlık gayrimilli safi hasılamızın içerisinde 52-53 milyar dolarlık bir lojistik sektöründen bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye için önemli bir sektör. Hani bu 52-53 milyar dolarlık sektörün de bir 20 milyar dolar filan kısmı da bizim cross border dediğimiz Avrupa ile yaptığımız veya dünya çevremizdeki ülkelerle yaptığımız ticaretten gelen bir lojistik ağı. Dolayısıyla bu kadar önemli bir sektörde biraz önce senin bahsettiğin gibi son 5 yıldır dünyadaki bir takım trendler işte trade war gibi ticaret savaşlarının da etkisiyle büyümenin durduğu, karlılık oranlarının her sene birer ikişer puan aşağıya geldiği bir endüstriden konuşuyoruz. Ve bu endüstri içerisinde de hakikaten kimse kazanmıyor durumu var. Yani ne lojistik şirketleri kazanıyor ne de lojistik şirketlerine tedarikçi olarak çalışan kamyoncular veya işte gemi işleten şirketler kazanıyorlar. Çünkü ortada hakikaten de bir verimsizlik de var ve bu bir yandan da müşteri tarafında da çok büyük bir maliyet baskısı var. Böyle bir ortamda hani aynı şeyleri yaparak farklı sonuç alamayacağımızı biz Borusan Lojistik olarak gördük. Bunun için de senin de biraz önce bahsettiğin gibi yaklaşık 1,5-2 sene önce bir dönüşüme başladık ve dedik ki biz artık lojistik sektörü olarak bu sektörde yer almaya devam ettiğimiz takdirde farklı bir sonucu da biz de alamayacağız. O yüzden bizim bir teknoloji şirketine doğru evrilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili yaptığımız en önemli atılımlardan bir tanesi bizim Avrupa'nın şu anda en büyük üçüncü dijital forwarding platformu olan ETA. ETA ne yapıyor? ETA bugün yük sahibi olan bir şirketle kamyon sahibi olan bir şirketi veya kişiyi bir araya getiren bir dijital platform. Bu dijital örneğin Bursa'da bir şirket var, atıyorum Mehmet Kundura olsun. Ürettiği malı İstanbul'a satmak için, göndermek için bir kamyona ihtiyacı var. Bu kamyonu ETA'ya gelerek buluyor. Ve arada da ETA ve Borusan Lojistik güvencesiyle bunu buluyor. Yani ertesi gün saat 10'da kamyoncu gelmezse Mehmet Kundura Borusan'ı arıyor. Kamyoncum gelmedi, anlaştığımız kamyoncu gelmedi derse o Borusan güvencesiyle, ETA güvencesiyle kamyonunu gönderiyor. Veya kamyoncu olur da bir talihsizlik eseri alır da kamyonla kaza yaparsa Allah korusun veya çalınırsa yine aynı şekilde Mehmet Kundura'nın bütün masraflarını, bütün sigortasını ve zararını Borusan Lojistik ve ETA karşılıyor. İşte böyle bir ortamda bir güven ortamı yaratıyor bu dijital platform. Sadece teknoloji platformu olarak değil, aynı zamanda her platformun yaptığı gibi bir değer zincirinde işte burada olduğu gibi bir güven de yaratıyor. Şimdi senin sorunda da hakikaten dediğin gibi bir hafta boyunca AI konuşuyor, yapay zeka konuşuyor olmak çok güzel. Yani ben de programları takip ediyorum. Hakikaten her seferinde yeni bir şey öğreniyoruz. Çünkü bu iş uygulama işi. Yani değişik değişik uygulamalarla bir
iş sorununu, bir business sorununu çözerse yapay zekanın bir manası var. Hani eskilerde hep konuşurduk ya lise çağlarında, sanat için sanat mı, toplum için sanat mı? Bizim için de yapay zeka için, teknoloji için yapay zeka değil, günün sonunda bir değer yaratıyorsak bir yapay zekanın bir manası var. Biz bu ETA platformunda yapay zekayı değişik uygulamalarla kullanıyoruz. Bunlardan en önemlisi bizim için fiyatlamada kullandığımız hali. Tabii ki şimdi biraz önceki örnekten yola çıkacak olursak, Mehmet Kundura Bursa'ya bir ürün gönderecek. Onun bir fiyatlamasının yapılması gerekiyor ki bunu doğru bir şekilde, doğru bir fiyatla iki tarafı bir araya getirebilelim. Bunu yapabilmek için biz işte yaklaşık 20 yıldır Borusan Lojistiğin bu sektör lideri olarak, Borusan Lojistiğin topladığı bir büyük veri havuzu var. Büyük veri havuzunun işlenmesi gerekiyor. Ama işte yapay zekanın en büyük sorunlarından biri, datayı bir yere attık hadi bakalım çalışacak gibi olmuyor bu iş. Önce bunun bir aklın bu işe, hangi sorunu nasıl çözebiliriz, hangi önermelerle buna yaklaşabiliriz gibi o sorunun bir frame edilmesi gerekiyor. Biz de değişik parametreleri yıllar içerisinde yapay zeka ile öğrene öğrene, o feedback loop'u, o geri bildirim loop'unu da oluşturacak şekilde değişik faktörleri, önce yani hangi mevsimde olduğu, hangi günde olduğu, ayın hangi gününde olduğu, çünkü hepimiz biliyoruz ayın son günleri daha yoğun bir talebin olduğu, arzla talebin daha buluşamadığı ay günler oluyor. Veya yağmurlu havalar veya yağmursuz havalar gibi bir takım faktörlerin bir araya geldiği şekliyle bir fiyatla birlikte, o bahsettiği Mehmet Kundura'ya bir fiyat verebiliyor yapay zeka uygulaması. Tabii günün içerisinde o müşterinin bunu kabul edip etmemesi veya o kabul ettikten sonra kamyoncuya o fiyatın verilmesi, çünkü bu iki taraflı bir platform. Hem yük sahibi bir müşteri hem de kamyoncu bir müşteri. İkisine de bu algoritmanın çalışıp, bu yapay zeka algoritmasının çalışıp sonunda hangisi kabul etmediyse, hangisi hangi fiyat ayrılığında bunu kabul etmediyse, bunu hangi günlerde ve hangi değişik bahsettiğim değişkenlerle kabul etmediyse bunun öğrenip tekrardan güncellenmesi gerekiyor. Yani bizim uyguladığımız bir uygulama bu. Ben de yani senin de aklına, fikrine arada konuşuyoruz. Hakikaten de birlikte çok şey öğreniyoruz. Bu işi, öğrenme işi. Ben de biliyorum siz de Borçelik'te olağanüstü uygulamalar yapıyorsunuz. Çünkü çelik üretimi bir proses ve reçetelerle yürüyen bir proses. Bana anlattığın çok enteresan bir uygulama vardı. Bu reçetelerin optimizasyonu ile ilgili bir yapay zekayı kullanmıştınız. Ondan biraz belki bizi dinleyenlerle paylaşmak isteyebilirsin. Ben de topu sana atayım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Aslında tam da bahsettiğin gibi çelik üretiminde, yani proses endüstrisinde çok fazla yapay zeka uygulama fırsatı bulabiliyoruz. Burada biraz önce senin de altını çizdiğin üzere geçmişten gelen veri çok önemli. Yani o veriye sahip olabilmek. Çünkü hani yapay zekayı oluşturabilmek için veriye ihtiyacımız var. Aynen. Ve veri yoksa yapay zekadan bahsedemeyiz. Bizim için şöyle bir durum var. Tabii ki yıllar içerisinde baktığımız zaman makine imalatçılarından tut, sonrasında operatörlerin tecrübeleri, şirketin elde ettiği kurumsal tecrübeyle aslında ürünleri üretirken en doğru reçetelere doğru evrilmiş bir yolculuk var. Fakat tabii ki sürekli iyileştirme, sürekli öğrenme ve bu rekabetçi ortamda en verimli şekilde çalışmaya ihtiyacımız var. Burada da biz reçeteleri kullanıyoruz. Bu reçetelere baktığımız zaman geçmiş verilerde o ürünler daha önce hangi parametrelerle üretilmiş ve nasıl sonuç almışız, bunlara bakıyoruz. Ve bu sonuçları iyileştirmek için yeni reçeteler oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz yeni reçete fiziksel dünyada doğrulanıyor, gelişmiş oluyor,
sürekli öğrenen bir makine algoritmasından bahsediyoruz burada. Bu bizim için tabii ki verimlilikte ciddi anlamda bir kazanç demek. Uyguladığımız bir hatta %2,5'luk bir verimlilik artışı söz konusu oldu. Tabii makine öğrenmesi algoritmaları işi bir verimiz var. Öbür tarafta bir de yetkin bir ekibimiz var. Bu ekip birçok alanda bunları deniyor. Örneğin başka bir uygulamayı şöyle söyleyebilirim. Bizim tavan vinçlerimiz var. Sizin de limanda kullandığınız gibi. Bu tavan vinçlerinin saha içerisindeki hareketleri şu anda tavan vinçlerini operatörler yönetiyorlar. Ve önlerine gelen bir sıralamaya göre bunu yapıyorlar. Bu sıralamaların yine en optimum şekilde yapılabilmesi için algoritmaları kullanıyoruz. Yani operatörün önüne o reçeteyi verirken daha önceki rotalardan, bekleyen işlerden ve onların yapacağı en doğru hareketi tahminleyerek onlara bir yol gösterme şeklinde devam eden bir çalışma. Yine tedarik zinciri tabii hani dışarıda lojistikte bu kadar şey ama içeride de biliyorsun en kritik sürecimiz ve belki de işletmenin omurgası tedarik zinciri. Tedarik zinciri alanında da bir planlama projemiz var. Bu ileri planlama diye bu projeye isim verdik. Bu projeyle yapmak istediğimiz şey de aslında o T anında 10 bine yakın order book var. Ve bunların aslında bizim bine yakın olan malzememizle eşlenmesi ve en doğru zamanda üretim planının yapılması, işte üretilmesi ve sevk edilmesi gibi düşünebileceğimiz bir süreç akışı var. Bu süreç akışını en doğru şekilde yapabilmek için, yani bu kadar kompleks bir şeyde tabii ki bir insanın Excel'de ya da bir veri tabanıyla ya da bildiğimiz klasik MRP uygulamalarıyla yapabilmesi mümkün değil. Şimdi bu uygulamayla birlikte sürekli senaryo çalıştıran ve sürekli öğrenen bir yapıyla en doğru süreç uygulamasını yapabileceğimiz bir yapıya kavuşuyor olacağız. Tedarik zincirinde, yani böyle birçok alanda yapay zekayı uygulayabiliyoruz. Tabii bizim için aslında yapay zekayı uygularken biraz önce söylediğim gibi, yani verinin yanında bir de kalifiye çalışana ihtiyaç var. Bununla ilgili de geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi ile bu sene de Microsoft'la birlikte yapay zeka üzerine bir yapay zeka akademisi çalışması yaptık. 50 arkadaşımız buraya dahil oldu. Yani sadece işin teknoloji tarafından değil, iş birimleri tarafından arkadaşlar da işe dahil oldular. Ve bu 50 arkadaş 15 tane proje üzerine çalıştı. Şimdi aslında şöyle bir güzellik olmaya başladı. Arkadaşlar neleri yapabilecekleri gördüklerinden dolayı şimdi bir problem olduğu zaman ben acaba bunu nasıl çözerim? Burada nasıl makine öğrenmesini kullanabilirim? Ya da işte bunu nasıl sürekli kılarım ve sürekli öğrenen bir yapıya getirebilirim diye düşünebiliyorlar. Ortak dili konuşuyor olmaya başladık. Bence bu da çok kritik ve önemliydi. Böyle yolculuğumuz devam ediyor. Yani bu kullanım senaryoları arttıkça biz de daha verimli olmaya devam edeceğiz. Ben Mehmet seni bulmuşken yani biraz ben çalışanlarımızın eğitiminden bahsettim ama sen Borusan Lojistik'in genel müdürüsün, şirketin en tepesindeki isimsin. Şimdi yapay zekadan bahsediyoruz, çokça teknolojilerden bahsediyoruz ama benim gördüğüm, benim penceremden bu iş aslında bir değişim yönetimi. Sen şirketin genel müdürü olarak yani en üstteki lider olarak neler yapıyorsun? Lider ekibinle bu değişimi nasıl yönetiyorsunuz? Biraz bahseder misin? Tabii ki Mustafa. Yani orada senin o örneğinde anlatırken çok önemli bir şeyin altını çizdin. Hakikaten günün sonunda yaptığımız iş öğrenen bir organizasyon yaratmak. Çünkü bu işin sonu yok. Bu iş hakikaten her gün yeni bir şey öğrenmemiz gereken, bir sonraki neyin çalışıp neyin çalışmadığından bir şeyler çıkartıp sonra tekrar kurgulama işi. Dolayısıyla yaptığımız 10 şeyin belki yarısı çalışmayacak. O da güzel, o da bir oradan da bir şey öğreneceğiz. O bağlamda da değişime en tepeden başlayarak bu öğrenen organizasyonu yaratmanın
kritik konusu bu mindset değişikliği dediğimiz, hakikaten olaylara nasıl yaklaştığımız, olayları, bakın bir şey eğer çalışmıyorsa bu kötü demek değil. Aslında çalışmıyorsa buradan bir şey öğrenmek için bu bir fırsattır. Hadi bakalım neyi fırsat döndürebiliriz? Bunu buradan ne öğrendik sorusunu sorabilmek. Ve onun neticesinde de çok çevik olarak bunu tekrardan deneyebilmek. Burada da kritik olan şey, hayatımıza işte son 10 yıldır daha da giren agile dediğimiz çevik yönetim tarzının hakikaten organizasyonların en tepesinden en aşağısına kadar penetre etmesi gerekiyor. Çünkü çevik yönetim tarzı bize şunu öğretiyor. Bir şeyi yap, onun hakkında hipotezini kur, onunla ilgili olarak küçük bir ekip olarak hızlıca çalış, bir prototip yarat, o prototipi müşterinin önüne koy, müşteriden aldığın geri bildirime göre prototipin ikinci versiyonunu yarat ki sürekli öğrenen bir şekilde o prototipi son ürüne doğru dönüştür. Şimdi bu yapısal değişiklik, bu zihinsel değişiklik en tepeden en aşağıya doğru akmak zorunda. O yüzden de ben hakikaten bizim işte şirketimize yaklaşık 1,5 yıldır bunun uygulaması içerisindeyiz. Ve burada da en kritik olan şey yönetim ekibi kendisini bir çevik veya agile olarak yönetmek zorunda. Yani biz yönetim ekibimizin bir Scrum team'i var. O Scrum team her gün daily stand-up'larını yapıyor gerektiği şeklinde. Her gün 8.30-8.45 arası daily stand-up'ını yapıyor. Yine aynı şekilde gidebildiği, yapacağı sprintleri planlıyor. Haftalık sprintler koşuyor ve de işte belli dönemlerde release edecekleri product'lar var, ürünler var. Dolayısıyla o ürün düşüncesi, o design düşüncesi yönetim ekibinden başlaması lazım. Yani biz ilk başta başladığımız olur mu canım, bütün şirket bizim ürün aslında filan derken o acaba bu sefer koşacağımız ürün ne? Bu üründe nasıl herkes aynı çerçevede olur? O ürünü tanımlamak zor bir iş. Ama yönetim ekibi bunu yapabildiği zaman, işte bunu yaptıktan sonra klasik biraz jargon fırlatıyor olacağım ama işte epiklerini belirlemesi, storylerini oluşturması, onunla birlikte backlog'unu planlaması, bu backlog'unu işte herhangi bir tool, biz Jira'yı kullanıyoruz, Jira üzerinden günlük olarak takip etmesini yaptığı andan itibaren hani başkalarına örnek oluyor. Hadi git yap demektense, bak kardeşim bu iş biz de yapıyoruz, biz de öğreniyoruz. Yani yaptı, bugün mesela bizim sprint bitti. Buraya gelmeden önce sprint retrospektifini yaptık bir öncekini. Neyin ve neyin çalışıp o neyin çalışmadığını ekip olarak belirledik. Çünkü her hafta yeni bir şey öğreniyorsun. Ve yaptığımız ürünle ilgili olarak beğenmediklerimizi bugün sprint review'da belirledik. Bir haftaki sonra neleri farklı yapacağımızı belirledik. Dolayısıyla o dediğin senin değişim yönetimi en tepeden mış gibi yapmadan, abi eğer agile uygulayacaksan önce bir kendin yap. Ondan sonra aşağıdaki ekiplere bunları uygula. Burada kritik olan şeylerden birisi de product owner dediğimiz ürün sahibi rolü. O ürün sahiplerini doğru seçebil. Onları doğru noktalara oturt ve onların hakikaten gerektikleri yetkilendirmeyi yap. Çünkü biz eski alışkanlıklarımız delegasyon üzerine çalışan ama delege ettikten sonra da sürekli kontrol eden bir yapımız var. Ve sürekli müdahale eden bir yapımız var. Yani hepimiz öyle yetiştik ister istemez. Şimdi oradan sen hayır, bu işin ürünün bir sahibi vardır. O ürün sahibi de bu işten %100 yetkilisidir. Ve o ne derse o olur. Senin yapabileceğin yönetici olarak tek katkın ona koçluk vermektir. Onun önünü açmaktır. Onun tıkandığı yerlerde gerekli imkanları sağlamaktır gibi o fikri değiştirmek önemli. Bununla bağlantılı olarak Scrum Master'ların rolünün şirket üzerinde en tepeden kabullenilmesi. Scrum, ya ben işte geçenlerde kendi içimizde bunu değerlendirirken bizim Scrum Master'ımıza şey dedik.
Yani genel müdüre en doğru, en net feedback'i verecek insan Scrum Master olmalıdır. Ve ben hani Scrum Master'ın rolünü de birazcık şuna şunu söylüyoruz. Konflikt yaratan insan veya o konfliktleri ortaya çıkartıp onları çözümü için grubu bir araya getiren insan. İşte bu takım rollerin net olduğu takdirde ve bu rollere gerekli koçluk verildiği takdirde, biraz önce söylediğim gibi yapay zeka uygulamalarında hadi bakalım siz bir Scrum ekibisiniz, bunun product owner'ı bu ve biraz önce senin bahsettiğin gibi bir reçete optimizasyonunda hakikaten orada zor bir karar verilecekse, genel müdürün değil, hakikaten o ürünün sahibinin o kararı verebileceği bir ortamı yaratmak işin en kritik kısmı. Biz onu görüyoruz. Çünkü bir yerden sonra da şunu görüyoruz. Verilen karar, çıkan sonuca inanmıyoruz. Çünkü biz zaten cevabı biliyoruz da bakalım makine biliyor mu diye bazen gidiyoruz, soruyoruz. İşte orada product owner çok kritik bir rol oynuyor. Oradan ben sana sorayım. Yani sizin yaptığınız uygulamalardan bir tanesi de hani hakikaten çok değerli bir ürünle uğraşıyorsunuz. Bunun hurdası da çok değerli. Doğru. Veya hurdasıyla da çok büyük işler yapıyorsunuz. Evet. Orada yaptığınız çok enteresan bir uygulama var. Hani bu değişim sorusuyla da birazcık birleştirip sana onu sorayım. Bu uygulama neydi, ne yaptınız ama karşınıza çıkan bir takım engeller de vardı. Onları nasıl aştınız? Biraz onu paylaşır mısın bizlerle? Aslında Mehmet, şöyle sen konuşurken, şimdi biz tabii teknoloji alanında yıllardır Scrum projelerini yaparken işte bu bahsettiğin jargonları çok kullanıyoruz ama bir şirketin genel müdürlüğünden bunları duyuyor olmak da çok gerçekten sevindirici. Yani bu dönüşüm yolculuğunda ne kadar ileride olduğunuzun da bir göstergesi. O yüzden yani ben gerçekten canı gönülden tebrik ederim. Yani hani bugün bir ecel koçu çağırsaydık herhalde böyle anlatırdı yani. Sağ ol abi. Şeyi, nasıl bir organizasyon kurdunuz veya hangi rollerin çok kritik olduğunu falan. Çok güzel oldu. Teşekkürler. Ama hayatta nasıl uygulandığını, işte yönetim ekiplerinin böyle nasıl organize olduğunu görmek önemli. Oradan aslında senin sorunla şöyle bağdaştırayım. Burada en önemli rol ürün sorumlusu dedim. Product owner. Yani biz de tabii zaman zaman şununla karşılaşıyoruz. Eğer sadece teknoloji ekibi bir problemi alıp bunu çalışıp ben bunu sahaya uygulayayım diye giderse olmuyor. Yani o yüzden en başta bu ürün sorumlusunu net bir şekilde belirleyip onunla birlikte çalışıyor olmak, teknoloji ekibi yani developerların, ürün sorumlusunun veya arada da pazardan gelen bilgileri yine bu ürün sorumlusunun yanında veya o ekibe katılarak getirmeleri çok çok önemli. Bahsettiğin projede de biz aslında ürün sorumlusu arkadaşımızı en başta işin içerisine katıp değerli olan metallerin tabii hurdası da çok değerli senin söylediğin üzere. Yani burada çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Yani eğer bugün işlenmiş bir çelik 600, 700, 800 dolarlardan satılıyorsa bunun hurdası da 300, 400 dolarlarda olabiliyor. Böyle baktığımız zaman ayrıştırmayı çok doğru yapmamız lazım. Yani işte kaplanmış, işlenmiş ürün ya da işlenmemiş ürün, bunların farklı kaliteleri var. Bu kaliteleri doğru ayrıştırmak için biz yine geçmişte bunlarla ilgili birçok imajımız var. Bu imajları makine öğrenmesi yöntemiyle yapay zekaya öğrettik. Tabii o imajlarla birlikte yapay zeka beslendi. Bugün ayrıştırmayı yaparken o içerisindeki imajla eşleştirip SAP sistemine doğru kodu atabiliyor. Burada 95, 96, 97'lere ulaşmış bir doğruluk oranından bahsediyoruz. Evet. Ne kadar çok eğitirsek tabii o kadar çok doğru sonuç elde edebiliyoruz. Dolayısıyla bu da bizim için doğru ayrıştırmayla birlikte aslında hurdamızın doğru değerlenmesini sağlamak ve herhangi bir kaybı engellemek adına da çok çok önemli. Şimdi vaktimizi de yavaş yavaş dolduruyoruz. Bir 3 dakikamız var. Ya ben müsaadenle birkaç tane noktanın altını çizmek istiyorum. Yani en başta sen şeyi söyledin. Dedin ki yani hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklersek bu olmaz. Aslında
Aynı şeyi yapmak yerine işte o elimizdeki verileri, geçmişi nasıl gelecekte bizim faydamıza olabilecek şeklinde değerlendirmek için veriyi almak, eğitmek ve sonrasında yapay zeka uygulamalarına çevirmek çok iyi bir yöntem. Bunun yanında yine senin söylediğin kafa yapısı değişikliği, yani bu mindset değişimi çok önemli. Hata yapmaktan korkmamak yine çok önemli ve çevik yöntemlerle bunları ele alıyor olmanın çok önemli olduğunu senin söylediklerinden duydum. Buna ilave olarak ben de yine eğitimin çalışanlarımızın kualifikasyonu çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Tabii burada biz bu çalışmalarımızı yaparken sadece kendi ekiplerimizde değil, dışarıda da çok değerli bu konularıyla ilgili girişimciler var. O arkadaşlarla paslaşıyoruz. Yani ekosistemin içerisindeki oyuncuları da unutmamamız lazım. Onlarla da çok güzel projeler yapıyoruz. Onlardan çok şey öğreniyoruz. Ve hani bazen şunu düşünüyorum. Bir projeye başladığımız zaman, yani biliyorsun artık böyle birçok araç var. Yani işte arkadaşlar bu araçları kullanıyorlar. Artık sayısı o kadar fazla olmaya başladı ki bu bir taraftan iyi ama bir taraftan da bizim gibi büyük kuruluşların kafasını karıştıran bir yapıya doğru gidiyor. Orada da biraz yalınlaşma ve en doğru teknolojiyi bulmak için bizim de kendimizi sürekli geliştiriyor olmamız gerekiyor. Ben böyle bir toparlamak isterim. Sen son olarak ne söylemek istersin Mehmet? Mustafa'cığım harika toparladın. Senle her sohbetimizde ben yeni bir şeyler öğrenerek ayrılıyorum. Çok keyifli bir sohbet. Çok teşekkürler Hazal. Bize bu forumu yaratan organizasyona. Hakan Bey çok teşekkür ederiz. Yani burada hakikaten hani son bir cümle söylemek gerekirse yapay zekada en önemli şey öğrenen organizasyona doğru evrilmek. Onun içinde içeride çalışan herkesin bir lider olduğunu ve buna liderlik etmenin sadece teknolojiyle ilgili organizasyonların değil, bütün organizasyonun bunu düşünerek o kafa yapısını değiştirecek şekilde hareket etmesi çok kritik. Biz yöneticilere düşen görev ise onların önünü açıp o kafa yapısında deneme yanılma için onlara fırsatlar yaratmak ve onların önündeki engelleri kaldırmak. Evet, doğru. Kesinlikle katılıyorum. Hakan Bey. Evet, Mehmet Bey, Mustafa Bey gerçekten zihinleri açtınız. Harika bir enerjiydi. Çok keyifli bir deneyim paylaşımı oldu. Ben de çok güzel notlar çıkarttım. Çok teşekkür ederiz değerli bilgilerinizi ve vaktinizi bizlerle paylaştığınız için.